Sevgili öğrencilerim, Scratch ile yaptığımız kodlama etkinliklerimize bugün hareketli bir emoji oluşturarak devam edeceğiz. İlk olarak şu kediyi silelim. Kediyi sildikten sonra bugün hazır bir karakterle kodlama yapmayacağız çocuklar. Bugünkü karakterimizi kendimiz oluşturacağız. Karakteri nasıl oluşturuyorum? Şu bir kukla seç bölümünden fırçaya tıklıyorum çizim aracına. Bugün kendim çizeceğim karakterimi. Çizim aracına tıkladığımda karşımda bu şekilde bir çizim ekranı oluşuyor. İlk olarak emojimizi oluşturacağız. Bunun için çember aracını seçiyorum. Şuradan da rengimin sarı olmasını istiyorum. Emojiler sarı renkte oluyor. Bunu seçtikten sonra büyükçe bir yuvarlak çiziyorum. Şu şekilde büyükçe bir yuvarlak çizdim. Sonra çember aracım yine seçilirken şuradan emojimin gözlerini oluşturuyorum. Evet. Sonra fırça aracına tıklıyorum. Rengimi de kırmızı seçerek emojinin ağzını oluşturacağım. Yalnız fırçamı biraz kalınlaştırmam gerekiyor. Onu da şuradan yapıyorum. Ben 50 olmasını istiyorum kalınlığımın. Şu şekilde gülen bir emoji oluşturuyorum. Evet. Şimdi bu bizim taslağımız çocuklar. Bizim amacımız gözleri dönen bir emoji oluşturmak. Şimdi bundan şuradaki kostüm bir kısmına gelip sağ tıklayarak kopyasını çıkart diyorum. Toplamda 4 tane kostüm oluşturacağım karakterim için. 4 kostümden. Şimdi kostüm 1'e geldim. İlk olarak gözler aşağıda başlayacağız. Bunun için yine çember aracımı seçtim. Rengim siyah. Rengim siyah. Şimdi gözler aşağıda başlıyorum. İlk kostümümde gözler aşağıda. İkincisinde solda. Şu şekilde. Üçüncüsünde gözler yukarıda. Ve sonuncusunda gözler sağda olacak şekilde çizimimi tamamlıyorum. Evet çocuklar. Bugün karakterimizi kendimiz çiziyoruz. Çizim aracını kullanmayı öğreniyoruz. Neler kullandık? İlk önce emojinin kafasını oluşturmak için çember aracını seçtim. Rengimi sarı seçtim ve kafasını oluşturdum. Sonra herhangi bir değişiklik yapmadan gözlerini oluşturdum. Sonra fırça aracını seçtim. Rengi kırmızı yaptım ve emojinin ağzını oluşturdum. Bundan sonra ne yaptık? Kostüm kısmına geldik. Sağ tıkladık. 4 tane kopya çıkarıp gözleri farklı farklı yerlere konumlandırdık. Şimdi çocuklar, çizim kısmını bitirdikten sonra kod kısmına geçiyorum. Sol yukarıda kod bölümündeyim. Tıkladım. Ne yapacağım? İlk olarak kontrol menüsünden, olaylar menüsünden yeşil bayrağa tıklandığında. Yeşil bayrağa tıklandığında ben ne yapmasını istiyorum? Gözleri döndürmesini istiyorum. Yeşil bayrağa tıklandığında görünüm menüsüne geldim. Sonraki kostüm. Kod bloğunu sürükledim, kod ekranıma bıraktım. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi gözler dönüyor. Peki ben sürekli yeşil bayrağı tıklamadan kontrol menüsünden sürekli tekrarla kod bloğunun içine yerleştiriyorum bunu.
yeşil bayrağı tıklandığında sürekli tekrarlıyor. Bu da çok hızlı oldu. Birazcık yavaşlamasını istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Kontrol menüsünden 1 saniye bekle. Ama 1 saniye fazla. Bunu 0.2 saniye olarak ayarladım. Yeşil bayrağı tıkladığımda gördüğünüz gibi emojimin gözleri dönüyor. Güzel. Bugünkü çalışmamız bu kadar çocuklar. Çalışmayı kaydetmeyi unutmayın. Bugün kaydetme kısmını da tekrar bir göstermek istiyorum ben size. Dosya bölümüne geldim. Bilgisayarına kaydet seçeneğini işaretledim. Sonra masaüstü seçeneğine bastım. Dosya adı. Dosyamın adı ne? Emoji. Emojimi hareketlendiriyorum diyelim. Hareketlendiriyorum. Çalışmamın adı bu olsun. Sonra kaydet butonuna tıkladığım zaman masaüstüne bakıyorum. Kaydedebilmiş miyim? Evet. Emojimi hareketlendirelim. Kaydedebilmişim. Bir sonraki derste görüşmek üzere öğrencilerim. Hepinize kolay gelsin.